Cumartesi keyfi. Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Cumartesi Keyfi köşemizde gitarda ve vokalde Ersen Tay, flütte Mustafa Tuna sesleriyle, ezgileriyle selamladılar sizleri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, güzel bir şarkıyla giriş yaptık. Sizleri de oldukça kısaca tanıttık dinleyicilerimizi. Şimdi kendi sesinizden tanıyarak devam edelim mi? Hatice Hanım, öncelikle hoş bulduk. Güzel bir ağırlanma için teşekkür ederiz sizlere. Mustafa Bey'le burada olmaktan kendim adıma, Mustafa Bey adına çok mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Antalya'da müzik yapmaya gayret gösteriyoruz. Ben akustik müziği sokaklarda kendi bestelerimi tanıtarak ilerlemek istiyorum. Yarın içerisinde de birkaç bestemle sizle birlikte olacağız. Mustafa Bey de kendisi video içeriği hazırlayıcısıdır kendisini. Kendisi de bahsedebilir bu durumdan. Tabii ki öncelikle teşekkür ediyorum bu güzel ağırlamamızdan dolayı. Antalya'da 14-15. yılım. Burada üniversiteyi burada okudum. Ondan sonra buraya yerleştim. Tabii o dönem burada müzik çalışmalarımıza başladık. Flüte başladım ben üniversite 1. sınıfta. O zamandan beri flüt çalıyorum. Tabii mekanlar, oteller. Onun haricinde Ersan'la beraber akustik kayıtlarımız devam ediyor. Video içerikleri üretiyoruz sosyal medyada. Hı hı. Biz mutluyuz, gururluyuz. Tabii. Peki, sizi görünce biz de mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz. Programımıza renk katıyorsunuz bu güzel cumartesi gününde. İsterseniz şarkılarla devam edelim. Devam edelim. Sonra sohbetimize de küçük ayrıntılarla devam edeceğiz. Ne seslendireceksiniz bu kez? En çok 90'lardan rağbet var akustik müziğimize. Ki ben kendi şahsım adına 90'ların en iyi müzik kalitesi açısından Türkiye'nin en iyi dönemi olarak adlandırıyorum.
Oradan bir şarkı çalacağız. Sana Ağlayan Kimdi diye bir şarkımız vardı. En son Tay ve Mustafa Tuna'yı dinliyoruz tekrar. Garip hikayeni gözyaşların anlatır. Ömrünün zararını, kaybettin yarını, mutluluk yıllarını gözyaşların anlatır. Sana ağlayan kimdi? Seni kim candan sevdi? Ne hale düştüm şimdi? Gözyaşlarım anlatır. Sana ağlayan kimdi? Seni kim candan sevdi? Ne hale düştüm şimdi? Gözyaşlarım anlatır. Kararsız günlerini, şu garip hikayemi gözyaşların anlatır. Ömrünün zararını, kaybettin yarını, mutluluk yıllarını gözyaşların anlatır. Sana ağlayan kimdi? Seni kim candan sevdi? Ne hale düştüm şimdi? Gözyaşlarım anlatır. Sana ağlayan kimdi? Seni kim candan sevdi? Ne hale düştüm şimdi? Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Sesinize, nefesinize sağlık diyelim. Evet, müzikle devam ediyor hayat. Ama biraz geriye dönelim isterseniz. Müziğe ilgi ne zaman, nasıl başladı? Neyle başladı? Ilgi. Kendimi nasıl keşfettim derseniz. Tabii ki bu sosyal olaylar çoğu nasıl keşfediliyorsa, okulda keşfediliyorsa. Benim de sınıf öğretmenlerim, ailem. En çok da buradan abime selam göndereyim o zaman. Klişe olacak ama. Abim öne yok oldu. Kendisi maddi manevi beni her zaman desteklediler. Bir de bu ortamı görünce tekrar çocukluğumdan bir anım geldi aklıma. Halam kendisi Bandırma'da VJ'lik yapardı. O dönem tabii radyo çok daha popülerdi. Şu an maalesef eski popülaritesini kaybetti ama kendisi beni çok küçük yaşta olmama rağmen canlı yayınlara sokardı. Belki oranın
havasını almak, o tozu yutmak beni belki buna yöneltti. Bir yandan resim çizmekte de başarılı olduğumu düşünüyordum ama sanırım halamın da o beni canlı yanlarına sokması, abimin desteğiyle birlikte gitarda karar kıldım. Ve şu anda da aktif olarak bu işin içinde olmak da çok mutluluk verici. Peki abiniz kendisi de mi bir şeyler çalıyordu? Maalesef, destek derken nasıl bir destekten söz ediyorsun? Kendisi sadece bendeki o belki de yeteneği keşfetti. Hı hı. Ve bunun için başarılı olmamada ne varsa elinden ne geliyorsa yaptık gerçekten Hatice'nin. Peki var mı ailede müzikle sanırım ilgilenen... ilk ben ve son benim galiba. Kardeşime de bakıyorum şu an. Ama radyoyla tanışıklığınız da bir o kadar eski ve çok içeriden. Eski. Aynen. 4-5 yaşında canlı yayına girmişliğim bile var. Çok güzel. Devam ediyorsunuz o canlı yayınlara. Sizde durum nasıl peki? Bende durum nasıl? Benim babamda da müzisyenlik vardı. Kendisi ayakkabı imalatı yapıyordu. Onun haricinde akşamları da düğünlerde solistik yapardı. Tabii bir genlerimizde var diyebilirim. Hı hı. Küçükken de böyle kulaktan ufak bir orgumuz vardı. Kulaktan bir şeyler çalabiliyorduk. Bak postacı geliyorla başladım. Söylediğini diyebilirim. Tabii bunun akabinde ortaokul dönemlerimde bir komşumuz müzik mağazaları vardı. Bizim karşımıza taşındılar. O dönemde yanlarında çalışmaya başladım. 6 yıl kadar bir müzik mağazasında çalıştım. Asıl gelişimimi orada startını verdim diyebilirim. Tabii üniversiteye geldikten sonra da enstrümanları çok yakından tanıdınız böylece. Tabii yani müzik bilgimi orada, hani flüde başlamadım orada ama müzik bilgimi orada genişlettim. Aynen. Hı hı. Üniversiteye geldikten sonra da flütle tanıştım. 2004 senesinden beri de aktif olarak sahnelerde flüt çalıyorum. Peki hangi alanda eğitim aldınız? Ben aslında matematik öğretmeniyim. O çok güzel. Bu işin matematiğinden geliyorum diyebilirim. Ama müzik insanın içine girdi mi bir şekilde kurtulamıyor diyebilirim. Aynen. Yani. Güzel bir. İyi ki var. Peki biz de iyi ki varsınız diyelim. O zaman şarkı ya da şarkılarla devam edelim. Nelerle devam ediyoruz? Tabii konu eskilerden açılmışken ben de bu ülkenin en eski dizi albümü olan Bana Bir Masal Anlat Baba'dan bir en popüler şarkısını çalalım mı? Çalalım. Bana Bir Masal Anlat. Dinliyoruz. Kuzu olsun şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun güneşle ay. Masal anlat baba, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun güneşle ay. Bana bir masal anlat baba, içinde bütün oyunların, içinde
İstanbul olsun. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. La la la. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Evet, belki o dönemin en sevilen akustik şarkılarından aynen biriydi. Ama hiç herhalde kaybetmedi dinleyici hiç kitlesini. Kaybetmedi. Hala ne zaman çalınsa artarak her yaştan insan kulak veriyor. Tabii. O kadar güzel bir şarkı. Peki herkesin farklı bir yolculuğu var. Evet. Erken yaşlarda müzikle tanışma öyküsü var. Peki ne zaman nasıl bir araya geldiniz? Sizin tanışmanız, işbirliğiniz nasıl başladı? Çok karışık. Biz zaten sosyal medyadan birbirimizi tanıyorduk. Aynen. Bundan 5-6 sene öncesine kadar. Fakat 3 yıl kadar bir sosyal medya arkadaşlığımız oldu. Yüz yüze tanışmışlığımız olmadı. Bir gün Ersan beni aradı ve bir sahne işi olduğunu söyledi. Kendisi bana ulaştı. Aynen. Kale içindeydi yanılmıyorsam. Kale içindeydi. O günden beri neredeyse 2,5 yıldır. 2,5 yıldır. Hiç ayrılmadan beraber sık sık sahne yapıyoruz. Çok güzel. Umarız birlikte güzel, başarılı yıllar geçirirsiniz. Ekip çalışması yapıyorsunuz. O yüzden çok önemli bir arada bir uyumu tutturabilmek müzik ve devamını sağlayabilmek. Dediğiniz gibi müzikte eğer bir grup çalışmasıysanız önce iyi bir arkadaş olmanız gerekiyor. Yani burada Antalya'daki müzisyenlerin de en büyük problemlerinden biri budur. Yetenekli arkadaşlar edinmek isterler gruplarında fakat bir türlü tutmaz. Müzik iyi bir arkadaşlık gerektiriyor açıkçası. Eğer birlikte müzik yapacaksanız önce enerjinizin tutması gerekiyor. Mustafa kardeşim de gerçekten enerjisi çok yüksek bir adamdır. Çok yetenekli biri. Hem saksafon hem de flütü çok hakim birisi. Yani sahnede arkanızda Mustafa varsa problem kalmıyor gerçekten. Güzel. Peki neler yapıyorsunuz bir arada? Video içerikleri hazırlıyorum dediniz siz. Evet. Birkaç örnek verebiliriz aslında. Bizim anladığımız tarzda klip çalışmaları gibi mi yapıyorsunuz? Müziği paylaşmak için bir yöntem olarak mı kullanıyorsunuz? Yoksa farklı konularda da mı benzer çalışmalar yapıyorsunuz? Bu konuda biraz bilgi verelim isterseniz dinleyicilerimize. Ben sosyal medyada kendi kişiliğimi müzikle güzel bir şekilde, yani iyiliğe harcamak için videolar oluşturuyorum. Ben bir doğa aşığıyım. Hayvan sever birisi olduğumu düşünüyorum açıkçası. Bu sebeple doğada kendi gitarımı alıp arkadaşlarımın istek şarkılarını sosyal medyadan temin edip şu anda da mesela YouTube hesabım üzerinden istek alıyorum. Bu yayına girmeden önce onların isteklerini çalıyorum. Onlara da ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Doğada onların isteklerini çalıp videolarda kendilerini etiketleyip onlara günümüz mektubu mu diyeyim artık? Günümüzün mektuplarından atıyorum. Bir çeşit müzikli mektup olmuş. Müzikli evet. Müzikli mektup atıyoruz. Antalya'nın güzel yörelerini, belki hiç devamlı geçittikleri yolları başka ışıklarla daha güzel bir şekilde sunmaya çalışıyorum onlar adına. Bazen müzikle hayvan dostlarımıza mama toplayabilmek için konserler hazırlıyoruz. Dikkat çekmek için. High Top vardı mesela. Güzel bir etkinliğimiz olmuşlardı onlarla da. Onlara da buradan selam söyleyelim. Hayvan sever arkadaşlarımıza. Mesela son projemde de ise Sezen Aksu şarkılarını birbirleriyle konuşturmaya çalışacağım. Yani nakaratlarından kaldığım bir kısımda
başka bir Sezen Aksu şarkısında onu cevaplamak isteyeceğim. Buradan da küçük bir ipucu. Sezen abi. Peki onu da selamlamış olalım. Peki siz bu işin neresindesiniz, neler yapıyorsunuz? Ben bu işin neresindeyim? Ben aslında enstrümantal müzikler yapıp insanların beğenisine sunuyorum. Hı hı. YouTube ve Instagram üzerinden. Facebook'ta tabii bir nebze buna yardımcı oluyor. Kendi başıma bir şeyler yapmak için kendime ufaktan bir ekipman hazırladım. Az bir kendime yetecek kadar olmasa da, hani gitarist arkadaşlarıma tabii saygısızlık olacak şekilde olmasın da, gitar çalıyorum biraz da. Gitarını, flütünü, belki ufaktan ritmini kendim çalıp ufaktan kliplendirip YouTube'da insanların beğenisine sunuyorum. Arada saksafonla eşlik ediyorum. Ersan'la beraber projelerimiz oldu. Onun harici TRT Müzik'te bizim kliplerimiz, Neşeli Sokaklar programında klip çekilip yayınlandı. Bu şekilde insanlara ulaşıp güzel şeyler paylaşmak amacındayız. Umarım daha da güzel ilerler. Paylaşımlarımız olacak yani. Aynen. Peki çok güzel. Biz neyi paylaşalım dinleyicilerimizle? Ben her coğrafyadan şarkı söylemeyi de seviyorum. Açıkçası TRT Müzik'te geçen yıl yaptığımız programda bir Çingene türküsünü, Bahar Selamlar, Nederlez'e türküsünü söylemiştik. Şimdi yine başka bir dilde Michel Fugain'den bir Fransızca şarkı yapabiliriz isterseniz Atıcı Hanım. Peki, dinliyoruz. Asla
dinleyiciler, Cumartesi Keyfi köşemizde sesi ve gitarıyla Ersan Tay, flütüyle Mustafa Tuna programımıza renk katmaya devam ediyorlar. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Teşekkür ederiz. Evet, aşıklar sazlarını omuzlarına alıp diğer diğer dolaşırlarmış ezgileriyle. Günümüzün teknolojisi buna pek çok yeni açılar getirdi. Evet. Onlar yine sazlarıyla devam ediyorlar tabii şehirleri, ülkeleri gezmeye ama bulunduğunuz yerden de siz çektiğiniz görüntülerle, seslerle dünyanın pek çok köşesine aynı anda ulaşabiliyorsunuz. Çok daha hızlı geziyor bizden sesimiz ve görüntümüz. Bu neler hissettiriyor size? Teknolojiyi bu anlamda kullanabilmek herhalde çok büyük bir fırsat müzisyenler için. Aksi halde herhalde çok başarılı, ünlü, İşte şanslı falan olmanız gerekiyordu ki bir yerlere ulaşabilin. Ama biraz önce dediniz kendime göre ekipmanlarımla bunu yapabiliyorum. Siz de aynı şeyleri yapıyorsunuz. Bu konuda gözlemleriniz, düşünceleriniz neler? Yeni bir arkadaşlık çeşidi aslına bakarsanız. Hiç tanımadığınız birisiyle, örnek veriyorum, Kanada'dan birisiyle onun, örnek veriyorum, ilk şarkımız Stand By Me'yi ortak bir şekilde kaydedip birlikte sunabilme imkanı verebiliyor bize teknoloji. Hı hı. Bu da bize yeni bir sosyal medya arkadaşlığı tarzı katıyor. Ve oradaki arkadaşlarımızı hiç oturup kahve içmeden, sohbet etmeden onlarla birçok şeyi paylaşabiliyor duruma geliyoruz. Bence çok keyifli ve bu onlarca arkadaşım var böyle. Kendisinden yardım istediğim. Ankara'daki bir arkadaşımdan son kaydım için bir akustik gitar çalıp göndermesini isteyebiliyorum. Bu keyifli bir şey mesela. Güzel bir paylaşım. Yeni imkanlar, paylaşımlar, yeni bir açı. Dostluklar. Evet. Sizin deneyimleriniz, gözlemleriniz neler? Benim gözlemlerim kıyıda köşede kalmış yetenekli arkadaşlarımız bu sayede insanlara kendi yeteneklerini sunabilmeye başladı. Tabii bu sadece müzik anlamında da değil. Sanatın, teknolojinin, eğitimin her anlamında bence güzel bir teknoloji işe yarıyor. İşimizi görüyor diyelim. Evet, pek çok konuda yarıyor aslında. Sizin alanınız müzik olduğu için biz onun üzerinden devam ediyoruz ama herhangi bir konuda, bir tamir konusunda, yemek yapma konusunda, ne bileyim, kitap danışma konusunda belki. Tam bir. Ne ararsanız var. İnsanlar küçük küçük kendi birikimlerini bir araya getiriyorlar, paylaşıyorlar ve nereye gideceğini bilmiyorsunuz. Bambaşka yerlerden, aynen, ülkelerden yanıtlar belki. Sorular geliyor. Şöyle bir açısı da var. Mesela şarkısını çaldığımız bir sanatçının geri dönüşümünü alabiliyoruz. Bu da açıkçası çok ilham verici oluyor. Bir MFÖ şarkısı çaldığımızda MFÖ'den Mazhar Alanson'un mesela bir yorum yazıp çok güzel olduğunu belirtmesi, onların aslında çok ulaşılamaz olmadığını, hı-hı, ulaşılabilir olduklarını ve açıkçası bize ne kadar ilham verdiklerini tek bir yorumla hissedebilmek çok güzel. Evet, hem gençleri hem de kendi şarkılarının yolculuklarını da aslında takip, aynen, ettiklerini de gösteriyor bu. Tabii. Çok güzel. Peki size ulaşanlar oluyor mu? Mesela gitarı eline yeni almış biri, abi ben de bunu yapmak istiyorum, ne yapabilirim diyenler, sorular soranlar. Bu konuda müzdarip bile olabilir Mustafa Bey. Ben çok fazla, çok teşekkür ediyorum buradan hani ulaşan tüm arkadaşlarım, kardeşlerim, dostlarıma. Flütle ilgili hangi flütle başlayabilirimden, şu kadar bütçem var ya da işte hani bizde yan flüt diye geçiyor normal flüt ama yan flüt, işte blok flütle başlasam daha sonradan flüde geçsem olur mu acaba sından parçanın notalarına. Bir şey soracağım, peki bize söylediğiniz gibi onlara da söylediniz mi? Ben daha önce bir enstrüman dükkanındaydım 6 yıl boyunca, bu konuda tecrübeliyim diye. Soran olanlara söylüyorum yani benim. Belki o yüzden de soruyorlardır, hani hepsinden anlıyor sadece çalma değil mevzu diye. Yani şimdi müzik okulu okumadım, hani burada kendimi alaylı diye adlandırabilirim ki öyleyim. Yani benim en büyük tavsiyem insanlara müzik öğrenmesi, müziğin temelini, mantığını öğrenmesi, ondan sonra bir enstrümana geçmeleri gerektiğini dile getiriyorum ısrarla. Ama çok fazla mesaj alıyorum. Övgü dolu olsun. Sağ olsunlar. Soru dolu hepsine olsun. Soru dolu olsun. Yardımcı olmaya çalışıyorum kendi çapımda, bildiğim bilgiler doğrultusunda. Keyifli bir şey. İnsan kendisini değerli hissediyor, aynen, bu konuda. Tabii hani Ersan'ın da söylediği gibi işte Özkan Uğur'undan Mabel Matiz'ine ve
İrem Derici falan en son demiştik. Sanatçı bizlere bir şekilde beğenisiyle, yorumuyla ulaşıyor diyeyim. Hı-hı. Onlar da bizi bu konuda ilerlememize teşvik ediyor. Evet, çok güzel bir motivasyon sizler için de. Sohbet güzel ama sizi dinlemek için biz davet ettik. Dinleyicilerimizle şarkıları buluşturmaya devam edelim mi? Şöyle yapalım. Benim 15 yıllık sahne hayatımın hep ilk şarkısı Nevden Zor Çalalım. Olur mu? Olur. Olur. Güzel. Zafer saymıştım zamansız gidişini. Öyle yaz sen 19'unda koca bir kadındın. Oysa ben seni tüm yalanlardan daha çok seviyordum. Biliyorum duymak istediklerin bunlar değildi. Bu yüzden zafer saymıştım zamansız gidişini. Öyle ya sen 19'unda koca bir kadındın. Oysa ben seni tüm yalanlardan daha çok seviyordum. Zor, zor kadere emanet ettim seni. Ben senin kördüm, tutamadım gözyaşım. Zor, zor bir daha, daha da güvenmek, bana düşen kabullenmek, zor da olsa. Senin bir anının benim ömrüm olduğunu, ne çok sevildiğini, artık çok geç olduğunu. Zor, zor kadere emanet ettim seni. Ben senin kördüğümün tutamadım gözyaşım. Zor, zor bir daha, daha da güvenmek, bana düşen kabullenmek. Zor, zor. Dönüp gitme. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Evet, peki bundan sonrası için neler planlıyorsunuz? Çağımız malum bir de hızlı tüketim çağı, yenilik çağı. Sürekli bir şeyleri değiştirmeye, yenilemeye çalışıyoruz. Bu arada kadim olanlar bizimle yolculuklarını sürdürüyorlar. 80'lerden 90'lardan şarkılar söylemeye, dinlemeye devam ediyoruz ama bir takım değişikliklerle bunu yapıyoruz. Biraz önce Sezen Aksu şarkılarıyla ilgili bir çalışma yapmayı planladığınızı söylediniz. Bu nasıl olacak? Tek başınıza mı yoksa biraz önce belirttiğiniz gibi farklı yerlerden arkadaşlarınızın katkılarıyla mı planlanıyor? Birkaç arkadaşımla birlikte yapmayı planlıyorum açıkçası. O zaman daha çok kişiye ulaşılabiliyor. Hı hı. Bahsetmiş olduğum şey
Biz Sezen Aksu şarkısını mesela Git şarkısını Küçüğüme, Küçüğümden başlayıp Gidiyorum'a. Bir çeşit atışma mı olacak? Atışma. Yani sanki Sezen Aksu bir şizofreni canlandırıyor da şarkıları birbiriyle konuşuyormuş gibi bir hava yaratacağız. Çok da keyifli olacağını düşünüyorum açıkçası. Benim kendi kişisel amacımsa kendi bestelerimi belki 30 yıl sonra tekrar dinlenebilir mi gibilerinden kaydedip birçok insana ulaştırmak istiyorum açıkçası. Ama bunu gerçekten de ticaret açısından yapmak değil de hala 90'lardan 80'lerden şarkı çalabiliyorsak bunun tek bir sebebi var. Samimi ve kaliteli olmasıdır. Ben de böyle kaydedebiliyorsam eğer prodüksiyondan uzak ticari kaygıdan uzak kaydedebilip birkaç kişiye de bunu yayabiliyorsam, benim şarkımla evlenip benim şarkımla dans edebileceklerse, benim şarkılarımla aşık olabileceklerse benim için en büyük kazanç bu olacaktır diye düşünüyorum. Evet, aslında bütün sanatçılar için en büyük kazanç bu. Birkaç arkadaşım var açıkçası. Çok keyifli oluyor. Etki yaratabilmek. Temeldeki gücü zaten bu. Umarız öyle olur. İnşallah. Çok da bir şeye gerek yok. Yaşamak yeterli bunu görmek aynen. için. Zaten kayıtları yapıyorsunuz. Testi de yapabilirsiniz herhalde önümüzdeki yıllarda. Evet, sizin yakın dönem ve uzun dönem projeleriniz, planlarınız neler? Uzun dönem projelerimiz. Yani ben her zaman şunu savunmuşumdur. Müzik sektörü için söylüyorum. Hani bir şarkıyla birçok patlayan zamanda sanatçı oldu. Fakat şu an ismini bile hatırlayamadığımız çok fazla. Benim şahsi görüşüm üretken olmak. Her zaman bir şey üretmek. Yani başkalarının ürettiğini sentezleyip ya da kullanıp bir yerlere gelen insanlar var. Ama bir süre sonra popülaritesini yitirmeye başlıyor. Ama mesela Sezen Aksu en basitinden 78 Yıldız Tilbe Türk sanatçılar için söylüyorum. Bunlar devamlı üretiyor ve piyasaya bir şekilde ürünlerini sunuyorlar. Onun için de tükenilmiyor. Hani hep bir kademe üstü her zaman değerlerine gidiyor. Benim de planım yapabilirsem hani şu an öyle bir bestem veya müzikal bir eserim yok ama yapmayı planlıyorum ileriki dönem için. Şu an yapılmış hazır parçaları çalarak ilerlediğim bu yolda kendi müzikal bestelerimi insanlarla paylaşmayı planlıyorum. Tabii işin sonu nereye gider bilmiyorum. Çok fazla yetenekli müzisyen var şu an Türkiye'de. Çünkü herkes birbirinin üstüne her an çıkabilir bu anlamda. Evet, biraz önce saydığımız o avantajlar herkes için geçerli. Aynen. Ama aslında bu müzik adına çok güzel bir şey. Müzikle ilgilenen çok fazla insan var. Bu da kalitenin bir şekilde artacağı rekabet anlamına geliyor. Iyi rekabet iyi. Bir de tabii bunlar aynı zamanda dinleyiciler de. Dinleyici sayısı da artıyor ya da dinleyici daha bilinçli hale geliyor bir nevi. Bu da güzel bir şans aynı zamanda. Belki böyle karşılıklı atışmalarla da desteklenince biraz daha kızışacak rekabet diyelim. Peki hangi şarkıyı dinleyeceğiz sizden? Bir tane de kendi bestemizi çalalım. Peki o kadar güzel bahsettik olur, üretmekten o zaman onlardan birini dinleyelim. 2013 yılında yapmış olduğum bir bestem. Mustafa Bey de hatırladığı kadarıyla eşlik edecek. Dinlemişliğim var. Peki biz de dinliyoruz. Çok çok sevip Allah'a ısmarlayamam. At bir demir kalbimin üstüne, dön güneş doğmadan.
gel gecelerime, sabah olsun böl uykularımı, senin olsun gitme be güzelim. Ben gecelerimi sana verdim, bir seni geceler yemin olsun ölmek üzereyim. Gel gecelerime. Acelemi yırtsam sensiz takvim yapraklarını, yoksa bir bir omuzlasam mı acını, dindirir sandıklarını. Gider özler döner diyen hesaplarımı, dil söylemezsen anlar mısın sana sustuklarımı. Gel gecelerime, sabah olsun dur uykularımı, senin olsun gitme be güzelim. Ben gecelerimi sana verdim, bir seni geceler emin olsun ölmek üzere. Gel gecelerime. Gecelerime, sabah olsun böl uykularımı, senin olsun gitme be güzelim. Çok teşekkür ediyoruz. Gayet güzel bir şarkı olmuş. Teşekkür ederim. Biz çok sevdik. Umarız dinleyicilerimiz de sevmiş, beğenmiştir diyelim. Cumartesi keyfi köşemize, programımıza renk kattınız bu güzel bahar gününde. Umuyoruz güzel haberlerle, yeni şarkılarla, bestelerle her ikimiz için de tekrar görüşürüz. Umarım. Tekrar belki burada buluşuruz. Görüşmek üzere. Evet sevgili dinleyiciler, Cumartesi Keyfi Köşemizin bugünkü konukları Ersen Tay ve Mustafa Tunay'dı. Gitarlarıyla, flütleriyle, sesleriyle eşlik ettiler bize. Son seslendirdikleri şarkı da Ersen Tay'ın bestesiydi. Onlara teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte olan tüm dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Bu arada Akdeniz'in Sesi'nin de süresinin sonlarına geldik bugünlük. Bugünkü programı sizin için Tayfun Yönlü ve Volkan Karaman hazırlamıştı. Teknik yönetimde Ersel Hüner ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan eşlik ettik yaklaşık 3 saat boyunca. Bizimle birlikte olan tüm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yarın sabah aynı saatte, aynı frekanslarda yine güzel bir Akdeniz'in sesinde tekrar buluşmayı diliyoruz. Hoşça kalın.